Sevgili seyirciler, yine her hafta olduğu gibi Profesör Doktor Tayfun Uzbay ve ben Profesör Doktor Mithat Baydur, Hayat, Bilim ve Siyaset'in yeni bir programında birlikteyiz. Bugün biraz güncel olması itibariyle göç ve mülteciler üzerinde bir miktar duracağız, ama göç deyince sadece Suriyeli göçmenleri sakın anlamayın. Bu her türlü siyasal göçler, beyin göçü, sporcuların başka ülkelere göçü ve sığınma hakkı istemesi zamanımız yettiğinde bu tür bir açılımları da olacak umuyorum sohbetimizin. Sevgili hocam, çok rakamlar ürkütücü, hani güncel olduğu için biraz bu hafta böyle başlayalım dedik. 500 bine yaklaşan ölü, yaklaşık 2 milyon 700 bin sadece Türkiye'nin ağırladığı bir göçmen sayısı ve 20 milyar dolar gibi harcanan bir para. Bunlar çok önemli rakamlar. 2015'te Almanya'nın kabul ettiği 1 milyon bir göçmen var ve tabii bu Bayan Merkel'in de bayağı bir başını ağrıtıyor. Çünkü Almanya'da muhafazakar ve sağ seçmenler, bunlar oldukça rahatsız gözüküyorlar. Ayrıca 7 milyon kişi de Suriye sınırları içerisinde böyle bir yer değiştirme hareketi var. Çok böyle bir travmatik ve trajik bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor bu bölgede. Tabii bizim coğrafyamızı da çok yakından ilgilendiriyor. Aslında Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla biraz bunun üzerinden başlayalım dedim ben. Bu tabii çok acıklı bir tarafı var. Bakıldığı zaman ben mesela milliyetçilikler üzerine çalışırken Benedict Anderson'ın milliyetler üzerine yazmış olduğu çok önemli bir kitap var, milliyetler ve milliyetçilik üzerine. İşte bu vatan kelimesinin nereden geldiğini, kökeni falan çok güzel izah ediliyordu orada. Biz de mesela hani patriotu füze olarak biliriz biz, patriot füzeleri diye. Aslında patriotist, vatansever, patriot, vatan, kökeni, etimolojik kökeni itibarları da o atalarımızın doğduğu yer, atalarımıza ait yer anlamına geliyor. Hı-hı. Hani toprak uğrunda ölen varsa eğer vatandır diyoruz, ama biz aslında kimse de ölmek istemiyor. Yani aslında bizim coğrafyamızda bol miktarda mobilizasyon coğrafyası. Herkes yer değiştiriyor. Yani bütün bir Osmanlı tarihini iskan açısından bakmadan da okuyamayız. Dolayısıyla benim çok hoşuma gitmişti bu açıklama. Yani mesela birisi illa bir savaş olması şart değil, bir başka ülkeye tamamen göç ettiğinde, aslında diyelim ki bunu 52 yaşında yaptı ya da 45 yaşında yaptı, fark etmez. Bütün bir hatıralarını götürüyor. Bütün bir kökeninin, kendisine ait atalarının, dedelerinin, büyüklerinin mezarlarının olduğu yeri terk ediyor. Tüm kurduğu dostluğu köklerinden ayrılıyor. Bu çok tabii çok travmatik ve trajik bir şey. Yani o yönden de bakabiliriz. Tahmin ediyorum bu yönde çok söyleyeceğiniz şeyler de var sizin. Evet hocam, yani güzel bir giriş yaptınız her zamanki gibi. Estağfurullah. Göç çok boyutlu değerlendirebileceğimiz bir konu. dünya var oldukça da olan bir olay, olan bir hadise. Siz siyaset bilimci kimliğinizle daha çok savaşın ya da belli bir bölgedeki siyasal huzursuzluğun veya siyasal sonuçların getirdiği huzursuzluklardan kaynaklanan bir göç üzerinde durdunuz ki halen de bizim yaşadığımız bu bölgede şu anda çok trajik olaylar yaşanıyor maalesef. Yani evet. Ve ben burada böyle de bir aklıma geldi şimdi. Belki buradan bir mesaj da vermek gerekiyor. Bizi ne kadar insan izliyor bilmiyorum ama bunu da bir tarihe not olarak düşelim istiyorum burada şu göç konusunu konuşurken. Bakınız her gün gazetelerde bir şeyler okuyoruz. İşte 27 tane mültecinin cesedi işte Ayvalık sahillerine vurdu. İşte bot faciası gene, işte can yelekleri de düzgün değildi. O ölen küçük yavruların bedenleri gözüküyor. Öbür taraftan dün itibariyle Güneydoğumuzda büyük bir mücadele var. Büyük bir karışıklık var. Orada güvenlik güçlerimiz büyük bir özveriyle artık herhalde amiyane tabirle savaşıyorlar artık. Ki 11 tane şehit veriyoruz bir günde. Ama
Medyaya baktığımda hocam iki tane şey görüyorum ya. Bir Survivor mu ne bir program varmış. Ondan ilgili şeyler çok. Hem sosyal medya için hem diğer medya için konuşuyorum. Bir de bu bir profesör var. Karatay diyeti yapan. Lahmacun yerken basılmış. Böyle lahmacunu götürüyor. Ekmek yemeyin filan demiş millete. Tam lahmacunu götürürken şak çekmişler koymuşlar. Bunun peki üzerine, kendini nasıl savunmuş sonra? Çok güzel savunuyor hocam. Ona da bir şey getiriyor. Lahmacunun üstünde ayrıca kıyma da vardı. Ben tek başına ekmek dedim size. Yani kıymalı ekmek yemeyin demedim mi? İşi getiriyor. Yani etli ekmek falan çıkarsa fırınlardan yani yiyebilirsiniz. Yani şimdi onun da bilimsel bir açıklamasını getiriyor ve medya bunun üzerine balıklama atlamış vaziyette. Sosyal medyada olsun diğer medyada bunlarla bir taraftan haşır neşir oluyoruz. Yani etrafımızda trajik bir takım olaylar var. Bu olaylar farkındalık yaratması lazım bizde. O bir tarafa. Biz hala işte Survivor'ı kim kazandı, işte hoca lahmacun yerken yakalandı gibi mevzularla uğraşıyoruz. Kendi topraklarımızın içinde de ciddi bir göç var zaten. Evet. Yani o bahsettiğim Güneydoğu'daki meselelerden dolayı öbür taraftan siyasi sonuçlar nedeniyle ülkelerin anlaşamaması veya bir ülkenin içinde bir karışıklık çıkması ve bir iç savaş nedeniyle de göç var. Daha iyi bilirsiniz bu göçlerin bu boyutta olan daha büyükleri 2. Dünya Savaşı'nda da yaşandı. 1. Dünya Savaşı boyunca da yaşandı. Tabii mesela benim eşim Selanik, Makedonyalı, oradan gelmişler. Dedesiyle ilgili hikayeleri anlatıyor. Sürekli bir göç var. Tabii. Bu konuda bir iki bir şey söyleyebilir miyim hocam? Yani şimdi siz konuşurken çağrışım yaptım. Hani Cumhuriyet kurulduktan sonra 10 yılda 10 milyon genç yarattık her yaştan gibi falan. Böyle tam şimdi sözlerini hatırlamıyorum ama böyle mealen söylüyorum. Bu 10 milyon nüfusun yaklaşık %80'i Cumhuriyet kurulduğunda ya yeni gelmiş ya yeni gelmiş ya da bir kuşak önce gelmiş bir nüfus kompozisyonu oluşuyor. Aynen. Bu toprakların çok, bu coğrafyanın bizim çok alışık olduğumuz bir şey. Hemen çok fazla zamandan çalmadan şunu söyleyeyim. İlk mesela büyük göç dalgasını 1853-54 Kırım Savaşı'nda yaşıyor. Evet, hocam, 1 milyon kişi falan geliyor kuzeyden. Evet. Şimal Türkleri gelmeye başlıyor. Arkadan 1853 ile 1877 arası yani böyle bir 23-24 sene boyunca peyderpey gelen yine 1,5-2 milyon kişi var. O travması ve artçı depremleri sürüyor göçün. 1877-78 savaşında halk arasında biz bunu eskiler 93 harbi diye telaffuz eder. Meşhur 93 harbi. 2 milyon kişi Kafkaslar'dan donarak geliyor. Ölenlerden bahsediyorsunuz. Tabii. Gelenlerden. Savaşarak mesela, değil de. Herkesin ailesinde işte Kafkaslar'dan gelen ya bir hısmı ya yakın akrabası mutlaka vardır. Yine peyderpey 1912'lere kadar 1,5-2 milyon kişi geliyor. Balkan Savaşı çok önemli bir kırılma noktası. Bütün bir Osmanlı Balkan coğrafyasını kaybettiğinde bütün o Balkanlardan Sultanahmet'e yeni camilerin kapıları açılarak Balkan göçmenleri oralarda sığınıyorlar. Oralarda ağırlıyor payitaht onları. Evet. Mustafa Kemal'in annesi bile gelenlerin arasında. Evet, trenlerle kafiler arasında geliyor. Annesini arıyor. Annesini arıyor. Tabii sonra akaretlerde o Atatürk Müze olan evinde annesine bir ev tutacaktır. Annesi oraya sığınacaktır, kalacaktır. Yani şimdi mesela sonraki hayatına baktığımda mesela çok böyle hoş bir sohbet ortamında coşup da kalkıp oynamaya başladığında ya da Vardar Ovası türküsünü dinlediğinde çok duygulanması işte o atalarının doğduğu yerdir. Patriotu kaybetmenin bir acısıdır aslında. Patriot da zaten vatansever füze. Tabii. Vatanı koruyan füze anlamında ona patriot diyorlar. Dolayısıyla bu çok böyle travmatik hatıralar bırakıyor, izler bırakır. Doğru, yani tam burada bir parantez açıp bir sorum var hocam size. Bir siyaset bilimci gözlüğüyle, bir siyaset bilimci bilim insanı kimliğinizle yorumlamanızı isteyeceğim. Acaba ben mi yanılıyorum diye. 1893 harbinden bahsettiniz. Donarak ölen... 1893 değil, 77-78 ama eski takvime göre 93 harbi deniyor. 93 harbi deniyor. Peki, ama 1800 yaklaştınız, 1800... 77-78'de olan bu harp. Bizim askerlerimizin yetersiz donanımla gittikleri, çok büyük bir fedakarlıkla gittikleri ama.
Yani benim donanımım yetersiz falan diye isyan etmiyor ordu. Benim ayakkabım yazlık, üstümde ince bir şey var, ben gitmekten vazgeçiyorum demiyor. Hayır, bana böyle bir emir verildi, bu bir vatan savunmasıdır veya bu vatan için gerekli bir şeydir diye gidiyor. Büyük bir fedakarlık ama dağlarda donuyorlar. Bir film seyrettim, siyah beyaz. Bu donan askerlerimizi gösteriyordu. Bir anma toplantısıydı bu. Bu harpte, 93 Harbi'ndeki şehitlerimizi bir anma toplantısında ve Rus yapımı bir film. Filmin sonunda Rusça şeyler var. Rusların çektiği bir film. Hocam bu nasıl bir mantıktır? Yani bana sanki hani Ruslar bizim üzerimizde psikolojik bir harp yapmak isteseler veya psikolojik bir etki bırakmak isteseler, o donmuş, karların altında kalmış, karaltı şeklinde görülen insanların filmini bir anma toplantısında göstermek çok stratejik, çok doğru bir zihniyet midir hocam? Bunu merak ettim. Yoksa ben mi yanılıyorum? Onu öyle gösterince olayın vahameti daha da iyi anlaşılıyor da bazıları gözyaşı dökmesi kolaylaşsın diye mi koyuyorlar acaba onu? Yani tabii ben o filmi bilmiyorum ama belki savaşın acımasızlığı, savaşın hiçbir iklim, coğrafya ve iklim şartları, yaz ya da kış gözetmeksizin her an olabileceği ve burada hiçbir yine iklim farkı gözetmeksizin emir alan, yola çıkan her türlü askerin geride anasını, babasını, kardeşini bırakarak her türlü fedakarlığı nasıl yapabileceğini gösteren şeklinde bir film de olabilir. Öyle bir film de olabilir, bilmiyorum içeriği. Yahut da ne kadar zayıf, donanımlı bir orduyla eğer savaşa gidilirse haliniz böyle pür melal olur şeklinde midir? Onu doğrusu bilmiyorum ama 77-78 savaşı çok apar topar girilmiş bir savaştır. Çok fazla hani siyaset bilimine girmeyelim ama yine de çok böyle lokal Plevne müdafası gibi Gazi Osman Paşa'nın türkülere, şarkılara konu olmuş böyle bir zaferleri de vardır da lokal olarak. Ama totalde Ayastofanos'ta Rus abidesinin yıkılışı ilk Türk filmidir. İlk Türk filmidir. Onun çekildiği, yani Ayastofanos dediğimiz Yeşilköy'e kadar Rusların gelişiyle sonuçlanmıştır. Evet hocam. Tabii yani 2. Abdülhamit'in ilk daha bir yıllık bir dönemidir. Ve çok böyle bir acemine gelerek etrafındaki belli bir heyeti şürekanın biraz da aşırı ısrarcı olmasından dolayı mecbur kaldığı ilan etmekteki çok dramatik bir Türk-Rus savaşıdır. Ama hocam bizim yani sadece mesela şöyle hep övünüyoruz biz. Paratoner gibi Anadolu çekti. Bu çok güzel bir şey yani. Herkes gideceği yeri biliyor. Orası Türklüğün, Anadolu coğrafyasını söylüyorum. Orası İslamiyet'in merkezi. Orası bizim başka gidecek yerimiz yok. Bu bizim için yakın coğrafyalardaki insanların gelebilmesi açısından cazibe merkezi olduğumuzu gösteriyor ama biz göç de özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra böyle söylediniz ya, göç vermeye de başlamış bir toplumuz. Mesela 1961'den itibaren önemli bir nüfusumuz Almanya'ya göç etti çalışmaya. Avrupa'da yani işçi hayır, göçünden de falan da bahsedelim. Tabii. Yoksa çok fazla siyasette kalırız. Sosyolojik bir boyutu da var. Hatta hocam geçenlerde yine bir vesile bir şey karıştırıyordum da böyle çok üzüldüm. Almanya'ya gitmek aday işçileri dizmiş bir Alman doktor sadece iş çamaşırlarıyla, sadece külotlarıyla bırakmış. Fanila da yok. Ağızlarına bakıyor, diş yapılarına falan. Böyle bir şey yani çalıştıracak tabiri caizse bir at seçer gibi böyle bir muameleye maruz kalmışlar. Bu çok tabii açıklı bir şey yani. Ama tabii onların şimdi üçüncü kuşak mı oldu? Gidenlerin üçüncü kuşakları evet, var evet. Orada. Alman ekonomisine oradaki Türklerin çok büyük bir katkısı var. Türkler orada bir hayli girişimcilik anlamında, çeşitli şirketler kurma anlamında tabii. Almanya'nın gayri safi milli hasılasına önemli katkılar sağlayacak konumdalar Türkler orada. Tabii. Ki ufak tefek bazı böyle işte artık modası geçmiş ve nefretle karşılanan Nazi yaklaşımlarına rağmen dikkat ederseniz Almanya'nın bütününde Türklere karşı genel bir nefret hiçbir zaman olmamıştı. Evet. Hiçbir zaman olmuyor. Almanya kendi içine aldığı bu nüfusu kendi içinde absorbe etmeye çalışıyor. Çatışmalar da daha çok kültürden çıkıyor.
Bir evet. önceki programımızda hocam şundan bahsetmiştik. Farklı dil, farklı din, farklı kültür, farklı eğitim ve farklı coğrafyadan gelen kişilerin küreselleşme içinde hareketinden bahsetmiştik. Ve burada adapte olabilenlerin başarılı olduğunu, adapte olamayanların doğal seleksiyona uğradığını söylemiştik. Şimdi buraya bir atıfta bulunursam, Almanya aslında son derece akıllı davranıyor. Bir iş gücü almış, bunu belli ölçülerde yetiştirmiş, kendi içinde, kendi potasında eritmeye çalışıyor. Benim gördüğüm çatışma şuradan çıkıyor. Türkler de, oradaki Türkler de köklerinden kopmamak, adetlerinden, geleneklerinden kopmamak, dini değerlerinden vazgeçmemek adına kendilerini var etmeye çalışıyorlar. Ancak evet. buna rağmen her kuşak değiştikçe daha Almanlaşan veya daha Almanlar gibi düşünen veya onlar gibi hareket eden de bir kuşak oluyor. Bu göçlerin tabii ki kaçınılmaz olarak göç edenin göç ettiği yerde boş bir toprağa gidiyorsa, ne bileyim işte A noktasından B noktasına göç ediyor ve orada yeni bir ülke kuruyor birileri. Geliyor. Tabii. Boş bir alan var, boş bir arazi var. Şimdi oraya göç etmek başka bir şey. Hazır bir sistemin içine çeşitli nedenlerle, sosyolojik olur, siyasi olur, iklim olur. Mesela iklim boyutunu da katalım şimdi göçün içerisine. Bir yerde bir kuraklık olduğunda, ki bizim Türklerin efsanesidir biliyorsunuz. Yani Orta Asya'da kuraklık oluyor tabii, ve tabii. bu kuraklık neticesinde Türkler Orta Asya'dan batıya doğru hareket etmeye başlıyorlar. Ya da kuraklık neticesinde bulundukları bölgeden hareket etmeye başlıyorlar. Bu tarafı da var. Tabii ki bu küreselleşme içinde de değerlendirebiliriz göçü. Ayrıca küreselleşme içinde de hep bir göç var. Tabii. Mesela şimdi bu Suriyeli göçmenlerden başladık. Netice itibariyle biliyorsunuz Suriye bir asılık yönetimi tarafından yönetiliyor. Yani halkın sadece %10'unu temsil eden Şia bir grup tarafından, yani baba Hafız Esad ve oğul Esed tarafından, geri kalan %90'ı farklı mezhepler olmakla beraber Sünni mezhebine mensuplar. Yani netice itibariyle Müslümanlar hepsi. Evet. Ama ciddi bir mezhepsel ayrım var. Var tabii. Ama şimdi mesela ben şimdi onu tartışmak böyle bir siyasal siyaset biliminin ya da siyasal meselelerin göbeğine çekmek istemiyorum konuyu da, böyle bir İslam coğrafyasında yine ezan sesi duyabileceğimiz, Müslüman geleneklerin hakim olduğu bir yerde bir barınak bulalım da, orada bir iş bulalım da, hayatımızın geri kalan kısmını da huzur ve barış iklimi içerisinde orada idame ettirelim diye bir kaygı yerine, batıya, Hristiyan da olsa zenginliğin ve ihtişamın olduğu yere gitmek istiyor. Bak şimdi sosyolojik açıdan bu çok mühim. Demek ki bu dinsel meselelerin ötesinde bir şey. Yani şimdi küreselleşme dediğiniz aynı ama biz bunu eleştiriyoruz. Bunun kültürel dominant pozisyonu üzerinden, kolonyalist bakış açısından nasıl postkolonyalist direniş mekanizmaları kurabiliriz diyoruz ama evet. neticede insanın kendi egosu itibariyle hedonist bir takım aynen. haz peşinde koşacak yerlere, mekanlara doğru yolculuğa başlıyor. Hatırlar mısınız sevgili hocam? Bir önceki programda önemli bir şey söylemiştiniz, hatırlarsınız. Dediniz ki güvenlik mi yoksa özgürlük mü? Eğer bu ikilemle karşı karşıya kaldığında canlı yaratık ya da insanoğlu kendisine şunu söylüyor. Önce hayatta kalmam lazım. Tabii. Bir özgürlüğüm, bir hayatta kalayım, özgürlüğümü sonra bir bakarım. Ne kadar özgür olabilirim, ne kadar yapabilirim bunu. O ayrı bir konu. Tabii burada da şu ortaya çıkıyor sevgili hocam. Göç oldu, geldi. Göç edenin göç ettiği mekana, şimdi boş olmadığını varsayıyoruz. Çünkü günümüz göçlerinde çok güzel buyurduğunuz gibi daha kötü yaşam koşulları olan, siyasal çatışmaların çok olduğu, daha doğrusu insanların huzursuz olduğu ortamlardan daha huzurlu olacağı, daha hedonik yaşayabileceği, değil mi hocam? Sizin evet, evet, evet. Daha çok haz alabileceği, daha mutlu olabileceği batıya doğru, hatta kuzey batıya doğru bir şey var.
bir göç hareketi var. Öyle bütün bir hareketlenme dünyada. Çünkü o ülkelere baktığımız zaman, hani ben bir liste göstermiştim. 25 tane ülke vardı. Bir önceki programımızda göstermiştik bu ülkeleri. Bu ülkelerin büyük çoğunluğu, 25 ülkenin büyük çoğunluğu da o göç yolunun üzerindeki ülkeler. Bunlar çekiyorlar. Evet. Mıknatıs gibi aynı zamanda. Şimdi gidenin oraya adaptasyonu bir problem. Gelenin de ana ülkenin de göç alan yerin de göç edeni absorbe edebilmesi, onu kendi içinde eritebilmesi veya onu onunla haşır neşir olabilmesi, çok fazla birbirlerini negatif etkilemeden pozitif etkileşmeleri ayrı bir sorun. O yüzden herhalde tam da burada Batı çok fazla daha doğudan, daha aşağılardan gelen, sadece insan olan ama kendi sistemine ayak uydurmakta ciddi zorluk çekeceğini düşündüğü, sadece ara iş gücünde bile değil, alt iş seviyelerinde, işte kaba tabirle amele seviyesinde kullanabileceği insanları çok da fazla istemiyor. Ve orada benim gördüğüm kadarıyla Osmanlı'dan veya eski Türklerden beri gelen, hani derler ya, Türk misafirperver diye, Türklerin daha kapısının açık olması. O yüzden zaten Osmanlı'da 72,5 milletin bir arada olmasının bir nedeni de odur belki. Osmanlı'ya da bir göç vardı herhalde, yanılmıyorsam o dönemde. Tabii. Neden? Çünkü insanlar orada kendilerini ifade edebiliyorlar. Hatta Osmanlı bu işi o kadar abartmış ki bütün İstanbul'un ticareti veya Osmanlı'nın ticaretini idare edenler hep gayrimüslimler baktığınız zaman. Evet. Bilmiyorum hocam, bu yorumumu siz nasıl değerlendirirsiniz? Doğru, katılıyorum hocam. Mesela şimdi hani bazen aralarda çok hoş oluyor, filmlerden de falan bahsediyoruz da, yine böyle göçle ilgili Ellis Adası diye bir film vardı. Ellis Adası. Evet. Hatırlar mısınız o filmi? Çok hoş bir filmdi. Yani 19. yüzyılın ortalarında ya da 3. çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri, özellikle New York'un açıklarındadır. O biraz New York'un açıklarındadır. Hürriyet Eğitim'in az ötesinde bir Ellis Adası vardır. Gelen göçmenleri gemilerle gelen önce o adayı alıyorlar. Karantina adası gibi galiba. Bravo, aynen öyle. Evet. Ve eğer hastaysa, yolda herhangi bir mikrop almışsa, ki zaten bu bahsettiğimiz senelerde bir takım yani böyle işte çiçek aşısının, çocuk felcinin gibi, şimdi mesela çok sıradan gibi gözüken hastalıkların çok daha yaygın, daha problematik olduğu bir dönemler, karantinaya alıyorlar. Belki aylarca orada bekleyenler var New York'un içerisine girmeden. Hasta olanları, mikrobik bir durumu olanların tedavisi söz konusu oluyor. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri kabul ediliyor. Yani buradaki göçün de ne kadar çok meşakkatli bir yolculuk ve süreçten sonra olduğunu gösteren çok ilginç bir filmdi. Fakat şimdi ben buradan başka bir yere gelmek istiyorum. Mesela işte New York falan dedik de, mesela Amerika Birleşik Devletleri kadar dünyada göç olan da başka bir ülke olmasın. Yani kuran zaten Avrupalılar, İrlandalılar, Almanlar, Fransızlar, Hollandalılar, Yunan, her tarafından, yani her tarafından göç almış. Şu anda en heterojen toplum. Tabii, belki de. Mesela New York'u alır. New York'ta mesela Yunanlısı da var, Bulgarı da var, Türküsü de var, Çin mahallesi de var, İtalyanı da var, her şeyi de var. Ama bir de bir New York, bir Amerikan kültürü de var üstte. Bu çok enteresan. Bir Amerikalılık var. Şimdi mesela biz... İç göç yok mu? İç göç de var. Biraz önce siz değindiniz. Yani bir dışarıya gönderdiklerimiz, bir dışarıdan aldıklarımız, bir de kendi sınırlarımız içerisinde 780 bin kilometre kare içerisinde de bir göç var. Bu 780 bin kilometre kare içerisindeki göç de 1950'lerden itibaren İstanbul'a doğru olan bir göçtür özellikle. 1950'lerden beri. Ben 1964-65'te ilkokul 1. sınıftayken, 65 yılında, İşte böyle nüfusları ezberlerdik. Hiç unutmuyorum. İstanbul 1 milyon, Ankara 800 bin, İzmir 400 bin falan diye böyle coğrafya dersini ezberlerdik. Hani olsun olsun da belki 1 milyondan biraz fazla olsun. Yani bugün 15 milyon ya da 18 milyondan falan bahsediyoruz. İstanbul 1 milyon tabelasını hatırlıyorum hocam. Hatırlıyor musunuz? İstanbul'a ilk seyahat, ilkokuldayım. Otobüsle geliyoruz. Ünye'den İstanbul 16-17 saat, işte hareme kadar geliyor, otobüs şeye biniyor, arabalı vapurla karşıya geçiyor, oradan Topkapı'ya gidiyor bütün otobüs terminalleri Topkapı'da. O tabela tam şu surlar, kalıntılar vardır ya, ne kalıntısıdır onlar, şeye un kapanına doğru inerken
veya un kapanından geçerken bir su kemeri midir o? Evet. Tam Bizanslardan onun biraz daha ön tarafındaydı o tabela. İstanbul nüfusu 1 milyon küsur attı. Yazıyor, evet. Sonra işte bugün 18 milyonlardan falan bahsediyoruz ama bazen de deriz ki çok yaygın tabiriyle anlayanlar, şey dinleyenler çok çabuk anlasınlar diye söylüyorum. Dinleyiciler açısından bir tasarruf sağlasın diye. İstanbul kocaman bir köy oldu diyoruz. Şimdi bak Amerika için, New York için söylenmiyor. Onu diyemiyoruz. Ama İstanbul için söyleniyor. Şimdi bence problem de eğer bir herhangi bir ülkenin herhangi bir şehri göç almaya başladığında orada hakim olan ve kültürüyle dominant bir yapı arz eden egemen bir kent soylu, Fransızca tabirle söylersek bir burjuva sınıfı var ise o onları absorbe ediyor. Gelenler oranın kurallarına uyuyorlar. Mesela bakın Almanya'ya gidenler derler ki buraya geldiklerine Türkiye'ye. Hani filmlerde sembolize ya da karikatürize edilir. Ellerinde transistörlü radyo vardır. Tüylü bir de şapkaları vardır. Ya anında Mercedes falan filan almışlardır. Mutlaka bağlı bulduğu köyden bir arsa alırlar. Sonra 3-4 sene sonra biraz daha biriktirirler. Oraya bir temel atılır. 2. 3. 4. 5. kat çıkılır. O mesela onlarla işte nasıl gidiyor işler, nasıl Almanya dediğinde abi Alman'da öyle bir disiplin var ki sabah geç kalamazsın. Alman şöyle bir plan yapmış. Alman yani total olarak orada hep Alman diye söz edilir. Ama o Alman'ın orada bir sistemi, belli bir dominant kültürü var ve siz onu delmeye çalışmıyorsunuz ve uyuyorsunuz. O sizi absorbe ediyor. İşte İstanbul'da böyle bir şey yoktu. Neden? Çünkü Cumhuriyet kurulduğunda bir sermaye sınıfı yoktu. Burası sanayileşmiş bir toplum yapısı yoktu. Bir sanayi ülkesi değildi ve bütün o demokrasiye geçiş süreçlerinde de öncü lokomotif olan Batı tipi bir kent soylu sınıfı yoktu. Evet. Sivil ve askeri kadroların bürokrasinin iradesiyle, tercihiyle ve dünya konjonktürünün zorlamasıyla oldu. İstanbul'da böyle bir yapı görmeyince işte İstanbul'da nerede o eski İstanbul lokantaları, nerede o eski Osmanlı yemekleri diye hayıflanırken biraz önce Canan Karatay'ın yediği lahmacun ve kebap salonları. Yani Anadolu kültürü egemen aldı. Galiba benim hoşuma gitmeyen, rahatsızlığımı ifade ettiğim o mevzunun altında da tam da bu söylediğiniz var. İşte medyada etkileniyor, sosyal medyada etkileniyor, herkes etkileniyor. Bizde gerçek bir burjuva sınıfı yok. Kaba tabirle galiba bizdeki burjuva çakma burjuva diyebileceğimiz ya da sahte burjuva ya da dışarıdan baktığında burjuva ama burjuva olmanın gerektirdiği lokomotif güçten yoksun. Ya motor kapasitesi tabii. Düşük bir şey. Taşeron. Sadece dışarının mümessilliğine, acentacılığına, aynen öyle. Yerli bir, milli bir burjuvazimizi henüz oluşturamadık. O süreç içerisindeyiz. Ama hocam bir de daha önemlisi daha var. Siz mesela benim her zaman söylediğim gibi Türkiye sınırlarını aşmış, dünya çapında bir bilim adamısınız. Ben bundan hep gurur duyduğum için bahsediyorum. Şimdi sizi yakından ilgilendiren bir şey var bu daha çok. Bir beyin göçü meselesi var. Burada kişinin çok gitmesi değil de beynin gitmesinden. Evet. Aslında bu bilgi transferi. Tabii. Ama bunun tabii yani mesela milli menfaatler, milli duruş açısından da beni ilgilendiren bir tarafı var. Ülkeye katkıda bulunabilecek olan bir donanım, güç, bir zihinsel yapı, bir kuvvetli beyin bir başka ülke namına çalışıyor. Biz neden böyle bir cazibe merkezi olmaktan çıkıp da batıya doğru yol alan o Suriyeli göçmenler gibi onlar da oralara doğru yol alıyorlar. Bunun altyapısal, üst yapısal meseleleri nelerdir? Biraz da istersen ondan konuşalım hocam. Evet hocam, çok önemli bir noktaya temas ettiniz şu anda. Göç, bir kere şunun altını çizdiniz. Göç sadece bir insanın bir yerden bir yere gitmesi değil, bilgi de transfer oluyor, beyinle birlikte gidiyor. Ve beyin göçü dediğimizde bir olay var. Zaten Türkiye'nin bu burjuvasını demin tartıştık ya, motorunun kapasitesi yetmiyor, çakma, sahte olmuyor bir türlünün altında galiba bu var. Benim hatırladığım hikaye şudur. Cumhuriyet yeni kuruluyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk
bir arayış içerisinde şunu düşünüyor. Tamam, bir ulus devlet kuruldu kağıt üzerinde, bu var. Tanındı da bir başarı, savaş bitti bir şekilde, savaş olayı da yok. Ama bu burada nasıl yaşayacak? Nasıl yaşayacak? Nasıl gelişecek? Nasıl büyüyecek? Kendini nasıl koruyacak? Küçük bir bebek. Bunun en doğru yolunun Batı'nın yaptığı, o Rönesans'tan sonra yaptığı bilimsel aydınlanmayı, bilimsel gelişmeyi buraya getirmek olduğunu düşünmüş. Ve birçok kişiyi, bunların bazıları seçilmiştir, bazıları da bizzat tespit edilmiştir Atatürk tarafından bildiğim kadarıyla. Geziyor işte bir şeyde, bir çoban görüyor, çobanla konuşuyor, bakıyor çok zeki. Onu manevi evlat ediniyor, sonra onu yurt dışına gönderiyor. Böyle hikayeler vardır. Burada söylediği bir şey var Gazi'nin. Ben sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum, birer ateş olarak geri dönmenizi bekliyorum diyor. Ama Batı'ya gidenler, Batı'dan Türkiye'ye dönenler, siz bazı programlarımızda buna da değindiniz. Türkiye'de Batı'daki bilim altyapısını kurmak, Batı'daki bilimsel mentaliteyi getirmek yerine orada öğrendikleri yabancı dille burada idare etmeyi falan düşünüyorlar. 1933 üniversite reformu yapılıyor. Üniversite reformu yapılırken Atatürk, yanılmıyorsam ismini unuttuğum İsviçreli bir eğitim bilimcisini çağırıyor, incelettiriyor. İhtiyaçlarımız ne? Ona göre bir üniversite kuralım diyor. Fakat o üniversite kurulurken de gene bugünkü gördüğümüz gibi bir takım haksızlıklar yapılıyor. John Dewey falan var, geliyor. Evet. Amerikalı ünlü bir eğitim felsefecisi. John Dewey falan filan gibi bir takım araştırmalar yapıyor. Tabii şimdi mesela Afet İnan falan vardır o yurt dışına gönderilenler arasında. Ama tabii böyle bir emir komuta zinciri içerisinde çok böyle münferit bir takım kişilerle olmuyor. Yani o atmosferi, bilimsel iklimi, özgürlük iklimini de koyabilmek lazım. Hocam aslında aynen şu oluyor. Benim anladığım, yani baktığım zaman burada gidiyorlar, geliyorlar vesaire, ama bir örnekle başlayayım. O Almanya'ya giden Türk işçisi Almanya'da hız sınırlarına uyuyor. Ama Kapıkule'den içeri girdiği andan itibaren hiçbir şeye uymuyor, hiçbir kurala uymuyor. Burası bir kuralsızlıklar ülkesi. Orası, orada kural var, burada yok. Veya bizim bilimcimiz yurt dışına gidiyor, o laboratuvarlarda veya oradaki araştırma olanaklarıyla gayet güzel çalışıyor, oraya ciddi katkılar sağlıyor. Döndükten sonra burada bir şey yapmak, burada benzerini kurmak yerine iki yol izliyor. Ya onlarla dirsek temasında devam ediyor. Mesela böyle çok bilim insanımız var bizim alandan. Sizin alanı çok iyi bilmiyorum. Evet. Yılda birkaç kere gider yurt dışına, birkaç ay kalır. İşte TÜBİTAK'la diğer ülke arasında böyle karşılıklı anlaşmalar vardır. TÜBA üyesidir falan hocalarımız. Giderler, tabii gitmelerinde fayda var. Orada bir şeyler yazarlar, çizerler, yaparlar. Sonra gelirler, onlar Türkiye'de yayınlanır. İşte ilgili üniversitelerin ismi de yazılır tabii ki burada. Ve Türkiye'nin bilimsel yayın sayısına bir artı getirir, ama benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin belli alanlar üzerine uzmanlaşmış, soru soran, belli problemleri araştıran önemli araştırma enstitüleri yok hala. Yani Cumhuriyet'in 100. yılına gidiyoruz. Hala yok. Hala biz Batı'yı taklit ediyoruz. Bir de Türkiye'nin önemli bilim insanlarının bir kısmı da ikinci yol olarak orada kalıyorlar. Şimdi elimde bir rakam var hocam. Yurt dışına eğitime sadece Atatürk döneminde göndermedik. Bunu bir politika olarak belirledik biz. Evet. TÜBİTAK bursu vardı, YÖK bursu vardı. Çeşitli burslarla çeşitli kişileri 4 yıllığına doktorasını falan yapmak üzere de yolladıklarımız var. Amacımız ne? Gönderiyoruz. Know-how'u öğrenecekler, bu işin nasıl yapıldığını öğrenecekler, sonra gelip bizde devam edecekler. Geri dönenler oraya ya ayak uyduramayanlar, ya bir bahane uyduranlar, ya da ben buradaki tempoyla hayır yapmam diyenler. Kaliteli olanların hepsini de gittikleri ülkeler kaptı. Biz yıllık Türkiye'ye maliyeti 1,5 milyar dolarmış eğitim görenlerin, yurt dışında eğitim görenlerin. Ve bunların bir istatistiğe göre, ki bu devletin istatistiği hocam, şey değil yani, böyle bir resmi rakamlar. Resmi rakamlar. %59'u bunların 2000'li yılların başından kadar gittikleri ülkede kalıyormuş. Yani biz aslında yani
Ondan yani para vererek onlara adam yetiştirdik. Üste para vererek evet onlar için adam yetiştirmiş olduk. Çok isabet buyurdunuz. Üste para vererek onlara en iyi, en kaliteli mallarımızı oraya sunmuş olduk. Kimler yok ki hocam? Profesör Doktor Onur Güntürk'ün var mesela. Şu anda Almanya Ruhr Üniversitesi Psikobiyoloji Bölümü Başkanı. Çok önemli bir zat psikoloji alanında ama gel desen Türkiye'ye gelmiyor mesela orada. Ama orada çok büyük saygı görüyor. Gökhan Hotamışlıgil var. Harvard'da Metabolik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı Gökhan Bey. Ve Gökhan Hoca benim asistan olduğum ya da benim işte yeni doçent falan olduğum dönemlerde Hacettepe'deydi. Hani Hacettepe'den kaçtı gitti ve bir daha gelmedi ve Harvard'da yükseldi, belli bir noktaya kadar geldi. Bir de Gazi Yaşargil Hoca var. Kendisiyle tanışmaktan da onur duydum geçenlerde ve hocam 92 yaşında. Evet. 1,5 saat ders anlatıyor ayakta, hiç şey yapmadan, evet. Sendelemeden. Gayet biliyorum, bahsediyor. Sizi Yeditepe'deki dersine çağırmıştı evet, beraber evet, hatta. Evet, evet hocam. Sonra, ama Gazi Hoca yani daha önceki dönemlerde tabii, gönderilenlerden ben herhalde. Ben bakın 3 tane kuşak saydım. Onlar daha genç kuşaklar. Aslında evet. Şuradaki 3 tane saydım ya biraz da şey, kasıtlı bir şey var burada. Birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak. Gökhan evet. Otamışlıgil üçüncü kuşak üçüncü sayılır kuşak burada. Sayılır. Mesela Onur Güntürk'ün de bu Gazi Yaşargiller'den falan sonraki giden kuşak içinde. Bir de mesela bir Forbes dergisi bilimin CEO'ları diye bir haber yaptı. Diyor ki orada keşif ve icatlarıyla milyar dolarlık endüstrileri kökten değiştiren, dikkat buyurun hocam, milyar dolarlık endüstrileri kökten değiştiren 7 Türk bilim insanı geleceği inşa ediyor. Geleceği nerede inşa ediyorlar biliyor musunuz hocam? İsviçre'de, Amerika'da, İsveç'te, Finlandiya'da, oralarda, yani o bahsettiğim 25 ülkenin içinde ve çok büyük bütçeli projelerin yöneticisi bu Türkler. Evet. Ve biz bunları hep batıya kendi elimizle altın bir tepside göndermişiz. Nedir Türkiye'nin durumu sevgili hocam? Cumhuriyetle birlikte üniversite reformunu falan yapıyoruz. Ben şuna benzetiyorum. Gemi doğuya gidiyor ama geminin içinde batıya doğru koşan bir takım insanlar var. Geminin batı tarafına doğru sürekli koşuyorlar. O şeydir, o çok meşhur Sakallı Celal lafıdır. Öyle mi? Tabii o Sakallı Celal. Türkiye, Sakallı Celal'e de atıfta bulunalım. Burada da intihal yapmayalım sayın hocam. Doğuya, Türk insanı ya da Türk toplumu doğuya doğru giden bir geminin güvertesinde batıya doğru koşan insanlara benziyor diyor. Aynen öyle. Batılılaşmaktan bahsediyoruz, batılı gibi davranmaktan bahsediyoruz. Kolonyalizmde bu konuyu işledik, tam da bunları söyledik. Ya köklerinizden kurtulmadan, köklerinize sahip çıkarak, tabii, kişiliğinizi ortaya koyarak, tabii, benliğinizi ortaya koyarak araştırmada yapabilirsiniz, buluşta yapabilirsiniz. Dünya ekonomi, dünyada bilimsel seviyede rekabet de edebilirsiniz. Hepsini yapabilirsiniz. Tabii. Yani aslında hani küreselleşmeden bahsettik ya, o küreselleşme, yani globalization'ın Türkçesi, hı hı, yerel olmadan hocam global olunmuyor. Evet hocam. Önce yerel olacaksınız. Kendi köklerinize, kendi geleneğinize, kendinize özgü bir bilim sisteminize, kendinize özgü bir bilim dilinize, kendinize özgü bir felsefe anlayışınıza sahip olmadığınız sürece, ki bu kök salmak ve bulunduğunuz toprağın üzerinde dik ve sağlam durmak anlamına gelir. O zaman siz gelenekten geleceğe uzayabilirsiniz. Yani sağ eliniz bu kökleşmiş değerleri tutacak, öteki elinizden de geleceğe uzanacaksınız. Ama iki eliniz boşlukta kaldığınızda bir sonbahar yaprağı gibi köksüz bir toplum oluyorsunuz. Ve antik Yunan'dan günümüze kadar, değil mi? Çeşitli okullar vardır, felsefe okulları vardır. Farklı görüşleri, farklı düşünceleri temsil eder bunlar. Tabii. Farklı tıp ekolleri vardır. Tıbbın içinde farklı uzmanlık alanlarında farklı stiller, farklı ekoller felsefede vardır. Felsefede de öyle, Viyana ekolü ayrıdır. Her yani, yerde. Değil mi? Frankfurt mu? Her yerde. Ama modeli biz ayrıdır. Ne yapıyoruz? Yani bizim ne yaptığımız belli değil. Biz üniversite açıyoruz, biz bölüm açıyoruz, biz enstitü açıyoruz, biz onların içine çeşitli adamlar dolduruyoruz. Şimdi bir de yeni bir moda laf var. Tersine beyin göçü yapıyoruz. Şimdi tersine beyin göçünde benim gördüğüm şu. Tersine beyin göçü demem için sevgili hocam, benim ölçütüm şu. Şimdi Gazi Hoca gelmiş 92 yaşında. Kendisiyle konuştuğumuzda ben diyor daha fazla hani şey yapmak istemiyorum ama oralarda kalmak istemedim. Buraya gelmek istedim. Neden? Yürüyüşüm bile Türk gibi benim diyor. Aslında burada çok güzel bir şey var. Çok önemli bir nokta var sevgili hocam.
Gazi Hoca diyor ki yurt dışında kaldım, şu kadar süre kaldım ama Türklüğümden hiç şey yapmadım, taviz vermedim ve kendi ülkemde gelip çalışmak istiyorum diyor ama 92 yaşında artık. Şimdi Gökhan Otamışlıgil, Onur Güntürk'ün veya şuradaki 7 büyük projenin başındaki adamdan 3 tanesini Türkiye'ye getirebiliyorsanız buna ben tersine beyin göçü derim. Çünkü bana bir katma değer getirecek. Evet. Ama benim baktığım, bazı arkadaşları tenzih ederim. Herkes üstüne tabii ki alınmasın. Kıymetli arkadaşlar da mutlaka geliyorlardır ama genelde tersine göç diye gelenlerin büyük bir çoğunluğunun yurt dışındaki sistemde çok da dikiş tutturamayız. Biz burada bir yere gidemeyiz ama burada bakir bir alan var. Burada daha iyi tutunuruz, daha iyi çalışırız, daha çok para kazanırız düşüncesiyle geldikleri gibi bir hissiyata kapılıyorum. Çünkü bakıyorum ben bunların üzerinde 3'er, 4'er, 5'er TÜBİTAK projeleri var ama hala ciddi bir şeyler yok. Ama birisi de diyebilir ki hoca ne acele ediyorsun, daha yeni başladık, 20 sene sonra biz işte milli ilacı da yapacağız, milli pil de üreteceğiz, milli falancayı da yapacağız diyebilir, bilmiyorum. Evet, evet. Bendeki yani böyle. Mesela tek başına münferit bir tıp doktoru da olsa yurt dışından Türkiye'ye geldiğinde dışarıdan alınan diplomaları, hani dışarıya karşı bir özenti, dışarının her koşulda en iyisi, en yüksek mertebesi olduğuna dair kuvvetli bir kanaatte vardır ya bizim Türk toplumunda. O diplomayı mesela ofisine, muayenehanesine koyar. O vizite ücretine fark olarak yansır. Sadece o şeyi getirirler Türkiye'ye. Yani oradaki bir mantaliteyi, oradaki bir sistemle ilgili buralara onu entegre edebilme, monte edebilmeye dair herhangi bir çabalarını maalesef görmüyoruz. Yani kısacası aslında gelenlerin de, münferit anlamda gelenlerin de kendi oradaki edindikleri donanımları, bilgileri, görgüleri ve tecrübeleri buralarda da yaygınlaştırma yerine daha fazla bir maalesef ki nemalanma aracı olarak kullanma. Bana öyle geliyor, evet, hocam. Bir nemalanıyorlar ve burada o postkolonyalizmde ya da kolonyalizmde konuştuğumuz mevzu da var. Şimdi üniversitelerin veya şirketlerin yurt dışından gelenlere, efendim işte bir üniversite ismi söylüyor ama yabancı. Çok önemli. O mutlaka iki adım önde öbür taraftan gelene göre. Bir toplantıda, bir bilimsel toplantıda bir gazeteciye bir soru sormuştum. Yanılmıyorsam bu arkadaş ya Galatasaray ya Boğaziçi mezunuydu ama emin değilim. Şöyle bir şey sormuştum. Türkiye'de Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent, aklıma gelenler. Önemli üniversiteler saydım hocam. Bu üniversitelere müracaat ettiğiniz zaman çalışmak üzere şunu söylüyorlar. Efendim yurt dışında mı aldınız doktoranızı? Türkiye'de aldım. Hiç şansınız yok. Yani CV'si sizden yarı yarıya az veya daha düşük birisi sırf yurt dışında bir yerde doktora yaptığı için oranın kadrolarına geçebiliyor. Ama kendi ülkenizde böyle bir bariyer koyuyorsunuz. Nasıl bakıyorsunuz buna? Bu biraz da yani kendi kendimize bir ırkçılık veya bir kolonyalist bir yaklaşım mı sizce? Bilmiyorum. Nedir bu? Yani bu Stockholm sendromu gibi bir şey yani bu. Değil yani mi? Çok ilginç. Değil mi? Stockholm sendromu gibi çok bir şey. Çok ilginç. Yani karşınıza geliyor. Siz yıllarca rektörsünüz. Sizin kaynaklarınızı almışlar. Evet. Kaynaklarınızı tüketmişler. Kendilerine esir etmişler. Kendi öz gücün ve değerlerinle ortaya bir şeyler koyabilmek ve ona sahip çıkabilmek var iken ve CV'si de çok iyi öbüründen. Tabii. Şimdi mesela bunun bir kriterinin de olması lazım. Yani yurt dışında olacak derken şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 5000'e yakın college ve university var. Yani Miami ve Florida üniversitelerinden eğer doktoralıysa ne olacak? Yani bizim ODTÜ'den, Hacettepe'den, Boğaziçi'nden, Bilkent'ten, Koç'tan, Sabancı'dan daha mı iyi? Hiç de değil. Çok iyi. Ama iyi kabul ediliyor hocam. Burada iyi kabul ediliyor. Sadece otomatik. Amerika Birleşik Devletleri damgalı ya da patentli bir üniversite olduğu için böyle bir körü körüne bir şey var. Böyle bir tapınma, bir Anglo-Sakson fetişizmi var. Evet. Oysa buradaki bütün üniversitelerin tamamı Türkiye'deki bazı üniversitelerden iyi değil. Bunu da kabul etmek lazım. Ama galiba arada şöyle bir tek bir fark var. Oradaki nüansı da ben koyayım hocam. Sonuna mı geliyoruz bilmiyorum ama ne galiba kadar geliyoruz, evet. Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama şimdi burada iklim çok önemli işte. İklim. Yani bilimsel iklim dediğimiz şey. Bir önceki programda da söyledim. Türkiye üniversite yapısında fikre, yeniliklere,
hocanın katacağı katma değere herhangi bir saygı yok. Genellikle binaya ve alete yatırım. Binam şu kadar, bu kadar aletim var. Hocaya saygı yok. Ama Batı'da tabii, baktığınız zaman insan değerli. Tabii. Adam belki imkanlar olarak çok daha küçük olabilir ama bu beyni alıyor oraya, ona bir fırsat veriyor, önünü açıyor, yolunu açıyor. Hepsinden önemlisi değer veriyor. Tabii. Ve değer bulduğu yerde bilim yaşanır, yeşerir. Bir laf daha var, onu da herhalde siz tamamlayacaksınız. Siz gayet güzel hocam, genel kültür anlamında müthişsiniz bu konuda. Estağfurullah. Ben o sakallı Celal miydi? Mesela onun sakallı Celal olduğunu bilmiyorum. Ama şöyle bir laf da var galiba, onu kim söylemiş, onu da siz tamamlayacaksınız herhalde. Bilim ve sanat şey görmediği, değer görmediği mekanları veya toplumları terk eder demiş birisi evet, de. Onu bilmiyorum hocam. Onu ama siz güzel de biliyorsunuz laf. Hayret. Sevgili hocam, şunu söylemek isterim ben. Mesela Türkiye'de tabii problemler, konuşacak çok şey var. Hani insanla ilgili boyutu anlamında yurt dışında çok prestijli, çok itibarlı bir yerden davet aldınız, gideceksiniz. Bir tebliğiniz var. Muhtemelen sonra bu tebliği çok önemli bir dergide makaleye dönüşecek. Bakın hiç devlet ya da vakıf üniversitesi fark etmez. Bir yıl kapıları kapı dolaşmak durumundaysınız cebinizden para harcamamak için. Amerika Birleşik Devletleri'nde hocaya veriliyor bütçe. Al bunu yanına istediğin evet, gibi harca diyorlar. Siz buyurun harcayın. 4 yıl sizin. Bu para senin. Ekibi siz kuruyorsunuz. Adam artık önlüğünü çıkartıp vestiyere asıp da takım elbise giyip okul idarecilerini ya yöneticilerini ya da finansman bölümlerini ya bana ne kadar para vereceksiniz diye dolaşma zahmetinden ve zamanından kurtuluyor. Böyle bir şeyle uğraşmıyor. Kişiye veriliyor bütçe. Yani bizde güven esasına ve eğer hoca kendini ispat etmişse buna sonuna kadar sahip çıkabilme konseptinden yoksun bir toplum olmamız bütün bunları hep konuşmamızı tabii, sağlıyor. Tabii hocam, şeyi anlayabilmek için, yani iklimin yetersizliğini anlayabilmek için onu anlayabilecek, idrak edebilecek bir bakış açısına, bir vizyona da sahip olmak evet, gerekiyor. Yani oturuyor bir yerde 30 derece sıcak, terliyor filan. Bu normal. Yani belli bir koku filan salmış. Yani iğrenç bir koku var oturulan ortamda ama her gelen orada oturuyor. Bu oranın normal habitatı oluyor belli bir süre sonra. Ne zaman gidiyor bir yerde, klima diye bir şey varmış. Klimatize ettiğimiz zaman daha sıhhi oluyor. İnsanlar terlemiyor, daha düzgün görülüyor. İşte bunları görüp yapmayanlar olduğu gibi görüp göremeyenler de maalesef var. Ve bizim temel sıkıntımız göç tabii ki olacaktır. Tabii son olarak da şunu söyleyeyim. Artık bu üniversite öğretim üyeliği ülkemizde maalesef o kadar kötü bir noktaya getirildi ki çok üzülüyorum ben. Çantacı hocalar diyorlar, çantacı profesörler. Ne demek bu ya dedim. Şuymuş hocam, eline çantasını alırmış, bir gider o üniversitede ders verir, bir gelir bu üniversitede ders verir. Ya da göçmen profesörler diyorlar. Göçmen profesör ne demek biliyor musunuz hocam? Bilmiyorum. Bir gün A üniversitesinde memnun olmuyor şartlardan, öbür gün B üniversitesinde, öbür gün C üniversitesinde. Aslında her birinden dolaşırken böyle memnun oluyor filan. Gezici vaizler gibi. Gezici vaiz gibi ama bu hoca dolaşıyor ama bir katma değer yok, bir değer yok. Ortada bir şey yok. Bir hocanın bir yerde kalıp bir laboratuvara bağlı, tabii, bir laboratuvara bağlı orada bir değer yaratması, bir gelenek, bir kütüphane oluşturması, onun arkasından gelen diğer çocukları yetiştirmesi, yetişenlerin kendilerinden sonralarına bir şey bırakmaları gerekiyor. Henüz Türkiye'miz onlardan çok uzakta. Eski bu kürsü geleneği daha iyiydi işte, biliyor musunuz hocam? Aynen öyle hocam. Usta çırak ilişkisi vardı. Aynen öyle hocam. Yani mesela hukukta derlerdi ki ben sulhi dönmezer'in ekolindenim. Aynen. İşte ya da işte var mı bugün söyleyebileceğiniz bir hoca falan hocanın rahleyi kürsüsünden, değil mi? Rahleyi tedrisatından geçmek rahleyi, var mı böyle evet, bir şey? Yok bir şey. Yani kaç zarfla, tane değer yaratan hocam, hocamız var? Zarfla mazruf hikayesi derler ya eskiden. Aynen. Yani hep bir zarfa bakıyoruz, mazrufa bakmıyoruz derler. Hakikaten de. Ya mesela kolejlerde de öyle. Genç böyle bir eş, karı koca
çocuğunu almış, çocuğunu kolejeye kaydedecek. Yani okulunuzu görmeye geldik efendim dediğinde ya okulun müdürü ya da müdür hanımı karşılıyor. Efendim işte kütüphanemiz burada, size laboratuvarları da gezdireyim diyor falan. Çocuğu kaydediyorlar. Sonra çocuğa böyle yazın ya da itaatle söyleyin. Ne yaptınız laboratuvara? Laboratuvara hiç bizi götürmediler ki diyorlar. O orada göstermelik çünkü. O orada bir pazarlama objesi olarak duruyor. Problem burada. Hep böyle zarfla. Bizi mazruf hiç ilgilendirmedi. Problemler aslında konuşacak çok şey var. Yine konuşuruz hocam. Yine biz yeni bir başlık altında zaten hayat bilim ve siyaset olduğu için ister istemez yine bilimsel mevzulara da gelecek. Bunlar da birbirine açıyor ve birbirine bağlıyoruz evet. Dikkat ederseniz evet, sevgili efendim. Hocam hep. Evet efendim, önümüzdeki hafta yeniden bir başka konuda sizlerle beraber olmak, sizlere misafir olmak ümit ve temennisiyle ben Profesör Doktor Mithat Baydur, Alasmaldık diyorum. İyi günler efendim.